Avsen ablasının kollarından düştüğünde hayatının 12 yılını boynu 90 derece bükük olarak yaşamaya mahkum edilmişti. Ancak bir gün merhametli bir doktor onu gördü ve birilerinin ona yardım etmesinin tam zamanı olduğuna karar verdi. Avsen'in ebeveynleri 10 aylık kızlarını ablasına emanet ettiklerinde yaptıkları şey gerçekten şok ediciydi. Kızların birbirlerine bağlanmalarını ve birlikte sakin bir zaman geçirmelerini bekliyorlardı ancak ikisinin de çığlıklarını duyduklarında büyük bir hata yaptıklarını anladılar. Kızların oynadığı odaya koştular ve korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Avsen ablasının ayaklarının dibinde yatıyordu ve boynu şok edici bir açıyla bükülmüştü. Büyük kız hıçkırıklar arasında çocuğun kollarından kayıp düştüğünü ve başını yere çarptığını anlattı. Böyle bir düşüş onu öldürebilirdi ama Avsen hala hayattaydı ve acı içinde ağlayıp çığlık atıyordu. Ailesi onu nazikçe yerden kaldırdı ve Miti Pakistan'daki en yakın tıbbi kliniğe koştu. Fazla kaynakları yoktu ama zavallı çocukları için biraz yardım almak zorundaydılar. Ancak doktorlar sadece başlarını salladılar. Avsen'in hala nasıl hayatta olduğunu anlamıyorlardı. Ama yine de boynu 90 derece bükülmüş halde uzun süre yaşayamayacağından emindiler. Aile doğal nedenlerle ölene kadar beklemek zorunda kalacaktı. Bu elbette Avsen'in ailesi için korkunç bir darbe oldu. Ailesi doktorlara bir şeyler denemeleri için yalvardı ve sonunda yaralanmayı düzeltmek için boynuna bir tür destek takmayı kabul ettiler. Doktor kız yaşamakta ısrar ederse belki durumunun kendiliğinden iyileşeceğini söyledi. Ancak çok geçmeden tam tersi olmaya başladı. Yürüyemediğiniz, kendi başınıza yemek yiyemediğiniz ve kimseyle konuşamadığınız bir hayat düşünün. Avsen'in hayatının ilk 6 yılında yapabildiği tek şey yerde yatmaktı. Ailesi ona bir tür tedavi uygulamak için can alsa da bunu karşılayamıyorlardı. Üstelik tek sorunu eğik boynu falan değildi. Avsen, serebral palsi ile doğmuştu. Bu da yaşıtlarından çok daha yavaş geliştiği anlamına geliyordu. Ancak 6 kardeşinin ve sevgi dolu ebeveynlerinin yardımı ve desteğiyle 6 yaşında nihayet kendi ayakları üzerinde durmayı ve yürümeyi başardı. 2 yıl sonra ailesiyle sadece onların anlayabileceği basit bir dil kullanarak iletişim kurmayı öğrendi. Arkadaşsız bir hayat oldukça zordu ama okula gitmesi mümkün değildi. Ailesi onun zihnini ellerinden gelen en iyi şekilde teşvik etmeye çalışsa da Avsen dış dünyadan izole bir şekilde büyüdü. Evinin dört duvarı gerçekten bildiği tek yerdi. Ancak bu savaşçı ruhlu kız elinden gelse okula gitmeyi çok istediğini her zaman dile getiriyordu. Yıllar boyunca ebeveynleri ve kardeşleri için durumunun en zor yanı acısını hafifletmesine yardımcı olacak araçlar olmadan sürekli acı çekiyor olmasıydı. Bazen evden çıkmak küçük kız kardeşlerinin korkunç durumuyla yüzleşmekten daha kolaydı ama 2017'de sosyal medyada Avsen'in bir fotoğrafı dünyanın durup not almasına neden oldu. Ailenin kızları için hiçbir şey yapabilecek maddi imkana sahip olmadığı gerçeğine dikkat çekildi. Ona yardım edecek çok iyi bir uzman bulması gerektiği açıktı ve bu da büyük olasılıkla başka bir ülkeye seyahat etmek anlamına geliyordu. Ailenin yardımın nereden geleceği konusunda hiçbir fikri yoktu. İşte o zaman tanınmış bir Pakistanlı aktör kızın bilgilerini Facebook'ta paylaştı. Pakistan hükümeti ancak o zaman ülkelerinden gelen bu kızın kötü durumundan haberdar oldu ve ücretsiz tedavi sözü verdi. 2018 Şubat'ında Karaçi'deki Akan Üniversite Hastanesi'ne boynunu yıllar sonra ilk kez düzeltebilecek ameliyatı görüşmek üzere getirildiğinde ebeveynler umutlandı. Ancak doktorların kendileriyle paylaşmak üzere oldukları şey neredeyse kabullenemeyecekleri kadar yıkıcıydı. Avsen'e yalnızca %50 yaşama şansı vermişlerdi ve şimdi seçeneklerini dikkatle değerlendirmeleri gerekiyordu. %50 yaşama şansı sevgili kızlarının ameliyat sırasında ölme ihtimalinin %50 olduğu anlamına geliyordu. Avsen'in kız kardeşlerinden birinin düğünü vardı ve aile netlik kazanana kadar kızlarını eve götürmeye karar verdi. Düğün bittiğinde ve aile ameliyata devam etmeye hazır olduğunda tedavi planı bazı sponsorların süreçten çekilmesiyle neredeyse tamamen çökmüştü. Ancak uluslararası bir sivil toplum kuruluşu sürece dahil olmak için ilgi göstermeye başladı. Ünlü bir İngiliz gazeteci 2019 yılında Avsen'in ailesi ve içinde bulunduğu durumla ilgili bir özet yaptığında nihayet işler rayına oturdu. Kafası yana dönük olan bu zavallı kız kendisine bakılmadan ve alay edilmeden hiçbir yere gidemiyordu. İnsanlar onu sadece ucube buluyor ve yavaş gelişimi nedeniyle bakmaktan, işaret etmekten ve yorum yapmaktan kendilerini alamıyorlardı. Aile üyeleri dışında neredeyse tamamen izole edilmişti. Onu yıllardır tanıyan komşuları da ona hiç alışamadı ve arkadaş olmak için ellerini uzatmadılar. Bu arada Hindistan'ın Delhi şehrinde doktor Krishan günlük işlerine devam ediyordu. Boyun omurgası ve iskelet ameliyatları konusunda geniş deneyime sahip, hassas ve nazik bir adamdı.
Avsen'in durumu dikkatini çektiğinde yardım edemedi ama kıza karşı anında şefkat hissetti. Yardım etmek istediğini hemen anladı ve geri bildirim almak için muhtemelen ameliyatı yapması gereken doktorlarla görüşmeye başladı. Bu aşamada Avsen'in hangi rahatsızlıktan muzdarip olduğu ilk kez netleşti. Kıza atlantoiksiyal rotatuar dislokasyon teşhisi kondu. Bu, boynun bozulmasına neden olan bir omurga rotasyonu rahatsızlığı. Bildiği kadarıyla bu dünyada türünün ilk örneğiydi. Doktor Krishna'yı en çok rahatsız eden şey, bu durumun tedavi edilmediği takdirde Avsen'in hayatına mal olabileceğini kimsenin anlamamış gibi görünmesiydi. Ancak yine de ameliyatın yapılması büyük bir risk taşıyordu. Ameliyat sırasında kalbinin, akciğerlerinin ya da her ikisinin birden iflas etme ihtimali göz ardı edilemezdi. Belki de merhametli doğasından kaynaklanıyordu ama bu ünlü doktor ameliyatı ücretsiz yapmayı teklif etti. Ancak kızın Pakistan'dan Hindistan'a seyahatini planlamak için gerekli tıbbi vizeleri alma süreci hiç de kolay değildi. Neyse ki bağımsız bir çocuk bakım kuruluşu devreye girdi ve 2021 Kasım'da aile nihayet yola çıktı. Doktorların yapmak üzere olduğu şey şok edici ama mucizevi olmaktan başka bir şey değildi. 2022'de Delhi'deki Apollo Hastanesi'nde bir dizi hassas ameliyat gerçekleştirildi. Mart ayındaki ana operasyona başlamadan önce doktorların iki büyük ameliyat gerçekleştirmesi gerekti. 6 saat süren ana prosedür, boynunu düzeltmek için servikal omurganın vidalar yardımıyla kafatasına bağlanmasını gerektiriyordu. Kulağa ne kadar yorucu gelse de tıbbi müdahale henüz bitmemişti ve Avsen'e yeni bir hayat verme sürecini tamamlamak için 4. ameliyat yapıldı. Avsen ameliyata her girdiğinde bir şeylerin ters gideceği tehdidi vardı. Bu güzel kızın geleceğiyle ilgili endişeleri olan ailesi, evde acı içinde beklerken kardeşi Yakup Kumbar da ona Hindistan yolculuğunda eşlik ediyordu. Aile kızlarının muazzam bir ilerleme kaydettiğini her duyduğunda daha fazla şükredemezdi. Son ameliyattan sonra Avsen'in vücudunun iyileşmesi biraz zaman aldı ancak son ameliyattan 4 ay sonra ilk kez başını kaldırarak ayağa kalktı. Bir süre yorgun düşmesi şaşırtıcı değildi ancak sonunda mucizevi bir iyileşme yolunda olduğu anlaşıldı. Okula gitme hayalini gerçekleştirmesi hala biraz zaman alacak olsa da yaşıtlarından çok geride olduğu gerçeği ailenin endişelerinin en azıydı. Eğitim alması çok daha uzun sürse bile sabırla kendi hızında ilerlemesine izin vereceklerdi. Aile devreye girdiği için Doktor Krishna'ya sonsuza kadar minnettar kalacak. Onu melekleri olarak anıyorlar. Onu diğer doktorlardan ayıran şey insancıl doğasıydı. Avsen eve döndüğünden beri haftalık Skype toplantıları aracılığıyla onun gelişimini izlemeye devam etti ve sık sık sıcak gülümsemesinin para olmadan ona yardım ederek yaptığı özverili eylemin karşılığını fazlasıyla verdiğini söyledi.